Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Lenovo'nun oyunculara hitap eden çok kuvvetli telefonu Lenovo Legion Pro'ya yakından bakıyoruz. Telefonun tasarımı enteresan, kamerası enteresan, donanımı gayet kuvvetli. Böyle bir telefon bekliyor bizleri. Bu sefer o yüzden gelin kamerayla değil de tasarımla başlayalım. Bakalım bu oyuncu telefonu bizlere neler vaat ediyor. 6.65 inçlik 1080x2340 bu ekranımız AMOLED ve HDR10 Plus özelliğini taşıyor. Tabii ki ekrandaki en çok öne çıkan detay 144 Hz tazeleme hızına sahip olması ki günümüzde 144 Hz monitörler bile çok pahalıyken bunu biz telefonda görüyoruz. Tasarım olarak günümüzde alıştığımız amiral gemisi veya normal standart akıllı telefonlarından çok farklı. Arkasına baktığımız zaman zaten direkt ben bir oyuncu telefonuyum diye bağırıyor. Tabii ki tamamen kişiselleştirebildiğimiz ışıklı mışıklı bir alan var arka tarafta. Arka ve ön panel camdan oluşuyor ve buna alüminyum bir çerçeve eşlik ediyor. Tasarım detaylarından devam ederken kameradan bahsetmezsek olmaz arkadaşlar. Pop-up bir kamera var. Pop-up kameraya alışığız ancak burada durum biraz farklı. Gördüğünüz gibi telefonun üstünden değil yanından çıkıyor bu kamera. Bu ne işe yarıyor? Telefon bir oyuncu telefonu dedik arkadaşlar. Bir yandan oyunumuzu oynuyoruz, bir yandan da böyle facecam gibi kendimizi kaydedebiliyoruz istersen. Arka taraftaki kameralar gördüğünüz gibi yine biraz daha ortaya konumlandırılmış durumda. Yine oyuncu telefonların çoğunda gördüğümüz ve oyunlarda işimizi kolaylaştıran tetik tuşları bu telefonda da mevcut, sağ ve sol yanda olmak üzere. Bu tuşların basınç hassasiyetini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yani şöyle daha fazla bastırayım anlasın ya da daha az bastırayım anlasın gibi seçenekler mevcut. Tasarıma ek olarak şunu da söyleyebilirim. Enteresan bir detay çünkü iki tane Type-C girişimiz bulunuyor arkadaşlar. Bunu batarya bölümünde daha detaylı açacağız zaten. Tasarım tıpkı diğer oyuncu telefonlarında hatta birçoğunda gördüğünüz gibi herkese hitap eden bir tasarım değil. Bu arkadaki böyle ışıklı mışıklı yapıyı ya da alışmadığımız yapıyı herkes beğenmeyebilir. Ancak bana sorarsanız oldukça şık gözüküyor. Gerçekten de ben bir oyuncu telefonuyum diye bağırıyor kendisi. Şimdi donanıma geçeceğim. Donanıma geçmeden önce şunu da göstermek istiyorum sizlere. Yine tasarımla ilişkilendirebiliriz. Telefonun kutusundan ses çıkıyor arkadaşlar. İlk açtığınız zaman yine ben bir oyuncu telefonuyum diye sizlere sesleniyor. Nasıl oluyor? Şöyle açıyoruz. Ben geliyorum diyor telefon. Şimdi gelin donanımla isterseniz devam edelim. Yılın en iyi işlemcilerinden bir tanesi Snapdragon 865 Plus ile birlikte gelen Legion Pro. 512 GB'lık dahili bir depolamaya sahip arkadaşlar. Oldukça kuvvetli yüksek bir rakam diyebiliriz. Aynı zamanda RAM tarafında da oldukça güçlü. 16 GB'lık bir RAM var içinde. Bu RAM kulağa ilk başta benim ne işime yarayacak vesaire gibi düşündürtebilir size arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu bir oyuncu telefonu, performansa ihtiyacımız var. Aynı zamanda bir yandan da bu telefonla yayın da yapabiliyoruz. Oyun yayınları falan da açabiliyor. Bu telefonun yine amiral gemilerinden ayıran yani oyuncu telefonu olduğunu belli eden birkaç özelliği daha var tabii ki de. Bu menü Legion menüsü arkadaşlar. Gelin isterseniz açımızı değiştirelim ve bu menüye oyunlarda birazcık daha yakından bakalım. Şimdi oyuncu menüsü dedik arkadaşlar. İki yerden ulaşabiliyoruz buna. Bir tanesi Legion Realm yazan yer. Burada iki tane bu arada bahsetmedim az önce. Hoparlörümüz var bize doğru dönük ve oldukça güçlü çalışıyorlar. Sağlam ses veriyorlar. O meseleyi bir kenara bırakalım. Oyuncu menüsü böyle. Buradan çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Oyunlarımıza ekleyebiliyoruz. Mesela Asphalt 9 işte Sonic Monic ben buraya ekledim. Direkt buradan tıklayıp girebiliyoruz. İşte üst tarafta da çeşitli bilgiler var işte 144 Hz, Ultra Stereo vesaire. Buradaki göstermek istediğim ayarlar şunlar arkadaşlar. Buradaki logoya basıyoruz. Legion Asistan var mesela. Burada çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Performans modunu ayarlayabiliyoruz. Kişi temizleyebiliyoruz vesaire. Burada Realm ile ilgili ayarlar var. İşte oyun önerileri vesaire. Burayla da çok ilgimiz yok. Back Recording olayı zaten biraz sonra da göstereceğim. Geriye dönük kayıt alıyor arkadaşlar. Yani mesela siz oyunda çok iyi bir vuruş yaptınız. Bunu kaydetmek işte YouTube kanalınızda vesaire bir yerde kullanmak istiyorsunuz. 15 saniyeye kadar hatta 30 saniyeye kadar geriye dönük kayıt alıyor. Burada sesi nereden alsın onu seçebiliyoruz vesaire. Bence oldukça güzel bir ayar. Bunu 1080p 30 kareye kadar yapabiliyor bu arada. Daha üstünü yapamıyor onu söyleyeyim. Bir de Y-Triggers dediğimiz olay var arkadaşlar. Şu üstteki tetik tuşları buradan basınç hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Mesela basalım. Ben şu kadar basıyorum. %50'ymiş. Buna basıyorum. Bunda da %30 basıyormuşum. Daha sert basmak istersem böyle ayarlayabiliyorum buradan. Ortalama şu basış benim için ideal diyorum. Gördüğünüz gibi %30-%25 gibi bir şey ayarladı tetik tuşlarını. Tamam diyorum ve bu bölümün ayarları bu şekilde. Şimdi bir oyuna gireceğim. Oyundan da çeşitli ayarlar göstereceğim sizlere yine oyun menüsüyle alakalı. Şimdi 144 Hz diyoruz sürekli ekrana. Ancak bildiğiniz üzere Android'de oyunların birçoğu 144 Hz'i desteklemiyor. Bunun için ufak bir Google'lama yaparak destekleyen oyunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Mesela Mortal Kombat 11. Mobil cihazlarda oynadığımız 144 FPS'yi görüyor. Şimdi menüde olduğumuz için
55 ancak oyun anında 144'e çıkacak. Oyun anında hızlı bir şekilde o menüye, oyun menüsüne ulaşmak istiyorsanız hemen şöyle yukarıdan kaydırıyorsunuz ve karşımıza Legion menüsü geliyor. Ekranımızda 144 Hz olduğunu görüyoruz ve yan tarafta da oyundan aldığımız FPS'i görebiliyoruz. Yani şu an 143 FPS alıyormuşuz oyundan. Altta da GPU, CPU kullanımını görebiliyoruz. Burada Ramp Push tuşu var. Buna bastığımız zaman coşturuyor bunları. Alabileceği en yüksek performansı alıyor. Yine buradan bağlantıyla alakalı kalitemizi görebiliyoruz. 3 diş alıyormuşuz şu an ve 363 milisaniyelik bir pingimiz varmış. Bu da yine mobil oyun oynayanlar için oldukça önemli bir detay. Yine sağ tarafta çeşitli ayarlar var. Şu alt taraftan sesi hızlıca açıp kapatabiliyoruz ya da buradan parlaklığı artırıp azaltabiliyoruz. Back recording olayı yine buraya konulmuş durumda arkadaşlar. Bu az önce bahsettiğim 30 saniyeye kadar geriye yönelik kayıt. Controller'a bastığınız zaman şuradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu tuşları istediğimiz yere şöyle çekip bırakıyoruz. Mesela FPS oyunu oynarken bunları tetik olarak kullanabilirsiniz. Bu tuşları artık atadığımız yerde aktif olarak basıyor. Bir de sim slide meselesi var. Bu da şöyle, ekranı ne tarafa kaydırırsanız o tarafa doğru, mesela yine bir FPS oyunu oynuyorsunuz, sağa sola doğru dönüyor adam. Live mod var arkadaşlar. Bu çok önemli bir mod. Çünkü bununla canlı yayın yapmamızı sağlayan mod burası. Stream modu açıyorum. Ön kameramız direkt açıldı. Buradan kendimizi istediğimiz yere şöyle koyabiliyoruz. Ayrıca burada çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. İşte buradan kendimize şapka falan ekleyebiliyoruz. Ya da çok güzel bir özellik var. Sanki arka taraf yeşil perdeymiş gibi. Buradan sadece kendimizi seçebiliyoruz. Şöyle. Bunun yanında işte titreşimle ilgili ayarlar. RAM'i temizle, char'ları gösterme bana vesaire gibi ayarlar var arkadaşlar. İşte bildirim gelmesin vesaire vesaire. Lightning olayı arka taraftaki RGB'leri açıp kapatıyor. Onları da birazdan daha detaylı değineceğim. İşte bildirim gelmesin vesaire vesaire gibi seçeneklerde yine oyun bölümünün bu kısmında yer alıyor. Bütün ayarları buradan yapabiliyorsun. Şimdi bir oyundan çıkalım şöyle. Burada yine ayarlarda Legion Realm diye bir kısım var. The Lighting Effect. Buradan dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şimdi kameradan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Yakın planda yine bunun stoklarını çekeriz arkadaşlar. Bu arka plandaki rengi buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Mesela şöyle. Direkt değiştirebiliyoruz. Buradan ayarlarını yapabiliyoruz. Mesela nefes alma, flash gibi yanıp sönme ya da dalga şeklinde gitme vesaire gibi şeyleri buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz gibi. Oyuncu menüsüne de yakından baktık arkadaşlar. Şimdi gelin bir pile bakalım. Biraz oyun oynayalım. Pil bize neler vaat ediyor, bundan da bahsedelim. Öncelikle ekran 144 Hz diyoruz ama destekleyen oyunu oynarsanız onu hissediyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de doğal olarak biz de tabii ki de oyun testimizde Mortal Kombat oynuyoruz. 144 FPS'yi alıyoruz ve destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ufak bir google'lamayla da destekleyen oyunları bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Bunun yanında Legion'da 5000 mAh'lik bir bataryamız var. Gayet büyük bir sayı diyebiliriz. Ancak buradaki esas nokta, bu telefonda 2 tane Type-C girişi var. Ve bu telefon kutudan 2 tane kablo ile birlikte geliyor. Aynı zamanda 90 Watt'lık da bayağı büyük bir adaptörümüz var. Yani oldukça hızlı şarja müsait. İçerisinde 2 tane pil var arkadaşlar. Toplam 5000 mAh yapıyor. 2500-2500 şeklinde ayırmışlar. Yani biri birini şarj ederken diğer USB'de diğerini şarj ediyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında. Telefonda iddiası şuydu, 10 dakikada %50 şarj edebiliyorum ben. 30 dakikada da tam şarja ulaşabiliyorum. Biz tabii ki de ofiste bunun testini yaptık arkadaşlar. %5'ti biz şarja taktığımızda. 2 adaptörü aynı anda taktık ve 10 dakikanın sonunda %46'ya çıktı. Buradaki iddiasını karşılayamadı. Ama yaklaştı mı? Tabii ki de yaklaştı. Onların testi nasıldır? Belki telefon kapalı, wifi kapalı falan yapmışlardır. Ancak biz normal günlük nasıl kullanıyorsak o şekilde şarja taktık. Yine de gayet iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim 10 dakika için. 30 dakika iddiasını ise karşıladı arkadaşlar. %100 şarja tam 30 dakikada ulaşmayı başardı. Bence oldukça iyi bir rakam. Eğer 2 tane USB takmak size zor gelmiyorsa telefon gerçekten de çok hızlı şarj oluyor. Tabii biz oyun testimizi de yaptık telefonla. 15 dakika boyunca Mortal Kombat oynadık. Şarjımız başlarken %98'deydi. 15 dakikanın sonunda %92'ye düştü. %6'lık şarj 15 dakika için fena bir süre değil arkadaşlar. Sıcaklığımızda 33.8 dereceden 38.8 dereceye çıktı. Telefonun içinde soğutma ile ilgili birçok çalışma var. Dışarıdan da çok fazla hissedilmiyor bu sıcaklık. Performansta da herhangi bir düşüş görmedim ben. Zaten şarjımda hızlı biteydi, sıkıntı yoktu. Cayce hızlı bir şekilde şarj edebiliyorum telefonu. Oyun testimizi de yaptık, pile de baktık arkadaşlar. Şimdi biraz da adetlerini kameralardan bahsetmeden geçmeyelim telefona. Bir tanesi bunlardan ana kameramız 64 megapiksel f1.9 diyafram değerine sahip. Yani geniş açılı lensimiz. Bir tane de ultra geniş açılı lens eklemişler. f2.2 16 megapiksel değerine sahip. Yine hemen ortadaki Legion logosunun üzerinde bir adet flaşımız yer alıyor arkadaşlar. Ön tarafta ise 20 megapiksellik pop-up bir kamera bizleri bekliyor. Düşme durumlarında otomatik olarak kapanıyor bu kameramız. Hemen şöyle sizlere de göstereyim. Kameramız açık. Hop.
bıraktık ve cart diye kamerayı kapattı. Arka kameramız 4K videolar çekebiliyor, saniyede 30 kare olarak sınırlandırılmış. Fotoğraflar ışığı bol aldığınız yerlerde bence geçerli arkadaşlar. Şöyle hemen şurada da bir dışarıyı da çekeyim, hep beraber bakalım. Gayet güzel fotoğraflar çekebiliyoruz eğer ışığınız bolsa. Özellikle ana amacı fotoğraf veya video olmayan bir telefon için bence yeterli. Ultra geniş açılı lens ortada olduğu için dikey konumda fotoğraflar çekiyorsanız da bazen parmağınız girebiliyor, alışana kadar birkaç fotoğraf çekmeniz lazım. Renkler çektiği fotoğraflardaki güzel ve fazla abartılı değil. Öyle ben fotoğrafı güzel göstereyim diye kontrast basan telefonlardan değil arkadaşlar. Hani kontrast yükselttiği alanlar yok mu? Var mesela, düşük ışıkta fotoğraf çekiyorsunuz arkadaşlar. Gece modu var. Gece modunu aldığınız zaman çektiğiniz fotoğraflarda normale göre kontrast birazcık daha yüksek çıkıyor. Zaten örnek görsellerde de 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz oluyordur bu konu hakkında. Gece modunda elinizi titretmeden çekerseniz, böyle telefonu 3-5 saniye sabit tutarsanız fena olmayan sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Şunu da hatırlatalım. Ultra geniş açılı lensleri gece modunu maalesef kullanamıyoruz. Mesela şu anda Legion Pro'nun ön kamerasıyla video kaydediyorum. Yani ses kaydı anda bu şekilde oluyor. Kameraya da baktık. Artık cihazla ilgili yavaş yavaş son sözlerimize gelebiliriz arkadaşlar. Telefon neredeyse değil, hatta tamamen oyun odaklı üretilmiş bir cihaz. Bunu hem donanımından anlıyoruz, hem tipinden anlıyoruz. Kameranın hatta yerleşiminden bile anlayabiliyoruz. Ancak yine de hani çok oyuncu değilseniz bile alınıp kullanabileceğiniz güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ama ilk hedefiniz kamera değilse bir telefon üzeri. Güçlü bir cihaz dedik. Zaten siz de gördünüz arkadaşlar. Gücünü oldukça net bir şekilde hissettirebiliyor. Telefon ülkemizde resmi olarak şu an için satılmıyor. İleride satılır satılmaz bu konu hakkında da kesin bir şey söylemek istemiyorum ama muhtemelen bu telefonu resmi olarak göremeyeceğiz. Ancak şöyle söyleyelim, 128 GB depolama olanı ve 8 GB RAM'li versiyonu yurt dışında yaklaşık 550-600 dolar civarında satılıyor. Siz de telefonu yurt dışından zaten bir şekilde temin ettik sizler için. Yani sizin de yurt dışından getirtirim ben bunu. İşte kaydını yaparım, benim için sorun yok, pasaportum var vesaire gibi bir şeyiniz varsa arkadaşlar, fiyatını da uyguna getirtebilirseniz bence kullanmamak için bu telefonun çok büyük bir sebep yok. Tabi burada önemli olan telefonun tasarımının da hoşunuza gitmesi. Hani herkese hitap eden bir tasarım olmadığı da aşikar diyelim. Ve böylece de videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Lenovo Legion Pro'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.